aktıkça akıyoruz. Hak kalem olarak akıyoruz. Ve biz bedenlilerin kelamına varıyoruz. Ve hepsi dinlenmeye başlayacaklar. Sevgililer, sistem, nizam ve tüm sahalardaki düzen kodları dinlenecekler. Yeni dönem hologram ötesindeki şarkıyı kayda alacak. Ve hepimizin yenilik diye bildiğimiz bu saha oluştu. İşte canlarım, dünya siyahlığının rengi dönüşüyor. Ama bu renk fakih halikin, hak tekniğin ötesinde bir renk. Ve ayrılık bitiyor. Artık tanık diyerek bekledikleriniz tarık olup gelecekler. Ve sizin eseriniz olacaklar. Şimdi daha da önemli bir dilden söz edeceğim. Biliyoruz ki nöme kelam, nöme kalem, meftunu halik olan bir dildir. Ama buraya varmak için hepimizin nefese varmamız gerekir. Siyah renkteki kelam dildir. Ama o sessizliğin sesidir. Ama bu ses, sessizliğin sesinin de ötesi bir sesti ki tahtsiz olarak çağrılar yaptı. Yağmur oldu, yağdı. Şer yaratmadı, şevkle çalıştı. Artık nöme olan ilme varıldı. Nöme nefes olandır ama nefes ötesindeki sessiz sahaları dinleyecek bir nefes olandır. Ve nefesin ötesindeki nefes olanlar kübra olup, kült olup kodlanacaklar. İşte yağan ışık bu yoğunluğu oluşturuyor. Ve siyah renk mutlak kayıtlamalarla kök sahaları tohumluyor. Ve nüsa kapılarına ağır yük taşıtanlar artık o kapılarda insanı hak etmeye çalışacaklar. Ve dünyanın sınırları kalktı demiştim ya, işte o sınırların ötesinde hepimizin daha üstün bir ilmi var. Biz buna insanın dili dedik. Nihan olan kelamın ilmi dedik. Biz ona cevheri kelam, cennet olan dil dedik. Ve ona biz İbrahim soyu dedik. Ne demek istiyorum? Başkanlık dininde o hep yoğun biçimde var. O bir tektir ve bizdir o. Onun sonsuzluğunda hepimizin ilmi var. Ve bir çare dünya demez o. Biz çareyiz dünya için der. Ve işte o mutlak olan, muktedir olan bir tek olur, biz olur ve hak olur. Ve dünyanın sonsuzluğu kodlanır. İşte bu sonsuzluğa bizler necim deriz. Necim. Hak tahtın kelamında necim, cevheri kelamın kalemindeki insanlıktır. Ve yoğun ışıktır o. İşte o yoğun ışık yolun kontrolünü kurar ve yeniliği kayda alır. İşte o yenilik tahtsizliktir. Ve yenilik hak sırdır. Yeni bir teklik, yeni bir tahditli olmayan dildir. Ve biz Necm'in kelamında hak olanları mutlak sayarız. Hepsi biz olur, bilgi, haliki olur ve yol olur. Hürmetle onlarla olabiliriz. Ve hepimizin daha üstün bir dile ihtiyacı var. Bu da İpan'dır. Allah'ın ilmidir İpan. Ve bizler İpan'a vardığımız zaman dil Allah'ın diriliği olur. İşte orada yaşam kodları yenilenir. Yeni bir forum kapıya gelir. İşte o formada biz kök saha deriz. Ve her şeyin şarkısı okunmaya başlanır burada. Biz zamanın kalemi oluruz ve hepsiyle tekliği kayda alırız. Olur da dünya insanı bu noktaya varırsa diyorduk, biz yol olur, mutlu olur, hologramı aşar ruh oluruz
ve insanlığı kontrol eder koruruz diyorduk. İşte o sahaya varıldı canlılar. Ve İPAN hepimizin dili oldu. Biz İPAN'da dillendik, dürümlendik, dünya kültü olduk. Ve dünyanın sonsuzluğu yenilendi canlılar. Ve bundan sonraki süreç farklı bir dönemin ilmiyle kayda girecek. Ve biz bu dönemde de temiz bir saha oluşturacağız. Bu temiz sahayı doğal dünyanın gücüyle gerçekleştireceğiz. Hayatların sonsuzluğu burada olacak, kürzi siyahlık burada olacak ve hak kalem burada olacak. Bu sahaya varanlar beste güfte olacaklar, haşr-ı kahada kelam olup tüm ıslah kapılarında Muhammed kulluğunda mutlak kayıtlamaların ötesinde ışık olacaklar. Ve canlarım, sizin en büyük gücünüz insan olmanızdır. Bunu unutmayın. İnsan olarak daha büyük görevleriniz var ve bunu bilerek çalışın. Bir çare insanlık, cennet istiyor ya hani. İşte cennet kendi yaşamlarıdır. Artık bunlar bilinmelidir. Bir çare insanlık, şer yaratmadan şarkı okuyor ama şafak istiyor. İşte o şafak kendi yollarıdır. Ve dünya insanlığı öz gerçekliği arıyor. O gerçeklik yine kendi insanlıklarıdır. Ve biz mutlak insanı muktedir kelamla dilledik ki hakkın kapısını bulup ruhun kulluğunda nur oldu. Şüphesiz o bizdir, biz oyuz. Şükrettik. İş buydu.